Çok uzak yollardan geliyoruz. Yağmurlu bir gündeyiz. Üşüdük ve bugün Ünlüler Sofrası'nda Mahmut Tuncer'in evine konuk olacağız. Bakalım bize ne gibi yemekler yapacak. Şimdi onun kapısını çalıyoruz. Bakalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mahmut abi karnım çok aç, çok üşüdüm. Ünlüler Sofrası'nda bu haftanın konuğu Mahmut Tuncer'in mutfak hallerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Bir ayda mesela 2-3 kere yumurtalı köfte, çiğ köfte yaparım. Mahmut Tuncer'in menüsündeki soslu tavuk ekibimizden kaç puan alacak? Siz şimdi attığınız otu bilmiyor musunuz? Soslu tavuğunu yağsız ve susuz pişiren Mahmut Tuncer neden içine onlarca değişik ot ve bitki koydu? Bu Urfa pul biberi. Bu da efendim biberiye. Mahmut Tuncer'in menüsündeki bir diğer yemeği meyhane pilavı yapmanın incelikleri nelerdir? Meyhane pilavı olduğu için biraz buna fazla yağ koyacağız ki. Zeytinyağı mı koydunuz? Domateslerin asıl vitamini kabuğunda mıdır? Eğer öyleyse neden kabuklarını soyuyor? Eritilmesi güç oluyormuş. Ve Mahmut Tuncer'den ilginç itiraflar. Neden Urfalıların sesi güzel olur? Bir de bizim Urfa'daki seslerin iyi olmasının nedenlerinden biri de... Ses sanatçıları ses tellerini ve boğaz sağlıklarını hangi bitkisel ürünlerle nasıl korurlar? Belki 100 çeşit ottan yapılmış yani bitkisel ürünler vardır. Yemek yaparken Mahmut Tuncer'in okuduğu bu uzun havanın sırrı ne? Bu dağa çıksam öbür dağ gözüker. Yemeklerinde neden deniz tuzu kullanıyor? İyi bir aşçı olmanın sırları neler? Seni yemeği öğrenebilmen için. Mahmut Tuncer neden kendisiyle sohbet eden sunucumuzun arkasından kameraya dedikodu yaptı? Arkadaşlar çok hoşmuş. Yani ben bunu niye getirdiniz ki? Bitmedi. Mahmut Tuncer pop söylerse. Dağdan kestim keleste de kuş besledim kafeste. Mahmut Tuncer rap söylerse neler olur neler. Seyfi 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 seyfi. Az sonra. Gelin bakın sizi mutfağa götürelim. Bakalım maliyetlerimizi mutfakta göreceğiz. Evet. Müziğe ve Mahmut Tuncer'in harika sohbetine doyacağız doymasına ama önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Ünlüler sofrası bu. Peki bugün menüde ne var? Şimdi bugün menüde bizim Işıl Hanım'ın bize öğrettiği bir tavuklu soteli moteli bir şey yapıyoruz. Yani Işıl Hanım'ın kendine. Tavuklu soteli ne? Şimdi göstereceğiz. Adını Ağırlığını bilmiyorum da marifetimi göreceksin. Tavuklu soteli bir şey. Evet. Sonra? Sonra bir meyhane pilavı yapayım size. Oo, başka? Meyhane pilavını. Bir de siz de tam aç gelmişsiniz ya. Ben açım valla detokstan çıktım. Aç geldim ben çok yemek yiyorum. Bir de salata yapsam yanına. İyi olur süper olur. Olur mu? Salatanın böyle özel bir sırrı var mı? Hani, özel sırrı yaparken göreceksin. Hadi bakalım. Soslu tavuk, meyhane pilavı ve karışık salata hazırlayacak bize Mahmut Tuncer. Zor bir menü gibi görünse de evden çıkmadan önce eşi Işıl Hanım belli ki ciddi bir destek vermiş kendisine. Işıl Hanım giderken her şeyi hazırlamıştı diye. Yani sizin için değil, akşam için. Akşam için. Evet. Geldi de hazır bulacak Işıl Hanım işte. Bu şöyle şeylerimiz var. Bu tavukla, her şey hazır. Tavukla ilgili sos. O gezmeye gidince her şeyi hazır olsun diye kadıncağız her şeyi hazırlıyor. Benim gibi değil ki. Peki siz topluyor musunuz, toplamıyor musunuz? Yemeği mi? Hayır. Yani yemekten sonra. Boş tabaklar. Çünkü şikayetim dedi. Yemeği yaptıktan sonra darmadağın bırakıyor, gidiyor dedi. Ben de mutfağa sokmuyorum anlattı. Yok ya, o kadar dağınık da değilim. Bırak ki bunları tutturmaya çalışıyorsun da. Tutturmaya çalışmıyorum. Yok. Göreceğiz şimdi. Ben öyle o kadar şey değilim bak. Mesela meyhane pilavı içinde malzemelerimiz hazır. O da tamam. Şu da meyhane pilavının mezeleri. Gördüğünüz gibi diyorum, şeyleri. Meyhane evet. Pilavını valla Işıl Hanım ellerine sağlık. Hazırlamış.
Çok uzak yollardan geliyoruz. Yağmurlu bir gündeyiz. Üşüdük ve bugün Ünlüler Sofrası'nda Mahmut Tuncer'in evine konuk olacağız. Bakalım bize ne gibi yemekler yapacak. Şimdi onun kapısını çalıyoruz. Bakalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mahmut abi, karnım çok aç, çok üşüdüm. Ünlüler Sofrası'nda bu haftanın konuğu Mahmut Tuncer'in mutfak hallerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Bir ayda mesela 2-3 kere yumurtalı köfte, çiğ köfte yaparım. Mahmut Tuncer'in menüsündeki soslu tavuk ekibimizden kaç puan alacak? Siz şimdi attığınız otu bilmiyor musunuz? Soslu tavuğunu yağsız ve susuz pişiren Mahmut Tuncer neden içine onlarca değişik ot ve bitki koydu? Bu Urfa pul biberi. Bu da efendim biberiye. Mahmut Tuncer'in menüsündeki bir diğer yemeği meyhane pilavı yapmanın incelikleri nelerdir? Meyhane pilavı olduğu için biraz buna fazla yağ koyacağız. Zeytinyağı mı koydunuz? Domateslerin asıl vitamini kabuğunda mıdır? Eğer öyleyse neden kabuklarını soyuyor? Eritilmesi güç oluyormuş. Ve Mahmut Tuncer'den ilginç itiraflar. Neden Urfalıların sesi güzel olur? Bir de bizim Urfa'daki seslerin iyi olmasının nedenlerinden biri de... Ses sanatçıları ses tellerini ve boğaz sağlıklarını hangi bitkisel ürünlerle nasıl korurlar? Belki 100 çeşit ottan yapılmış yani bitkisel ürünler vardır. Yemek yaparken Mahmut Tuncer'in okuduğu bu uzun havanın sırrı ne? Bu dağa çıksam öbür dağ gözüker. Yemeklerinde neden deniz tuzu kullanıyor? İyi bir ahçı olmanın sırları neler? Seni yemeği öğrenebilmen için. Mahmut Tuncer neden kendisiyle sohbet eden sunucumuzun arkasından kameraya dedikodu yaptı? Arkadaşlar çok hoşmuş. Yani ben bunu niye getirdiniz ki? Bitmedi. Mahmut Tuncer pop söylerse. Dağdan kestim keleste de kuş besledim kafeste. Mahmut Tuncer rap söylerse neler olur neler. Az sonra. Gelin bakın sizi mutfak. Ateşin üzerine koyuyoruz. Rengi de güzel oldu. Hadi çok göreyim sen. Yiye beni diye bağırıyor. Ortalık dağıldı. Otlarla sebzelerle uğraşırken biraz toparlayın da mutfak nefes alsın Mahmut Bey. Hop. Bu arada da temizlik kısmında test ediyoruz. Evet. Aynen öyle. Yine bunu böyle kenara koyalım. Şimdi o önceden unuttuğumuz şeyi alta koyalım. Çünkü beyaz çizilir mizilirse. Peki evde dekorasyona karışıyor musunuz? Hiçbir şeye karışmam evde. Biz burayı alırken sadece duvarları vardı. Evet. Sonradan duvarlarının da belli bir şeyini Işıl Hanım yıktırdı. Mutfakta televizyonumuz falan da var. Bayağı geniş bir mutfağınız var, böyle detaya girince. Oturuyoruz bu genelde. Var. Tabii tabii. Şurası kiler odası. Böyle güzel bir kiler odası var. Ayrı bir dolap var. Evet, kuş var burada. Adı ne kuşun? Kuşun adı... Aslında bu kuşlar çok güzel de bu kuşların ömürleri az. Çünkü bir rüzgar çarptı mı ölüyorlar. Çok hassaslar. Bir gün, iki gün memnun olduğunu bakıyorsun. 70 bizi aldığımızdan konuşur, beri. Konuşur, muhabbet kuşları konuşur genelde. Ben genelde türkü söylerken mesela bazen burada o yeni türkülerin çalışmasını yapıyorum. O da hemen? Türkü söylerken benim sesim demek ki Bülbül amcaya dokunuyor. Cik cik cik, yo, cik 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 etmeye başlıyor. Sesim Bülbül'ü bile öttürüyor. Mahmut Bey, meyhane pilavı için soğanlarını doğrarken biraz ev hallerini konuşsak. Dört çocuğunun öyküsünü paylaşıyor bizimle. Peki, Işıl Hanım var, kızınız Gizem var. Evet, diğer çocuklarımız. Biri Antalya'da. Biri... Antalya'da Urfa'ya, ne yapıyor? İstanbul'a uzak diye. O Antalya'da Akdeniz Üniversitesi var ya. Evet. Bunda... Okuyor. Hayır, ne? Öğretim üyesi. Aa, hoca. Çok güzel. Hoca diyorum, kızıyor. O kaç yaşında? 29 yaşına mı girdi? 28 mi? Evet. İkisinin arasında. Öteki Urfa'da dediğiniz? Yok, Güngören'de halı saha var. Onun başına koymuşuz. Hı hı. Orada duruyor.
Sonra? Bir kızımız kendi kaç, evinde. Kaç çocuk var? 4 tane çocuğumuz var. 2 kız, 2 erkek. 2-2. Pilava dönelim. Kullandığı yağ nedir? Meyhane pilav olduğu için biraz buna fazla yağ koyacağız ki. Zeytinyağı mı koydunuz? Yok, sıvı yağ koyuyorum. Sıvı. Aslında zeytinyağı daha iyi de zeytinyağını kimse ya, kokusu abi, ağır geliyor diye yemeyenler. Ne yemekli zeytinyağlar var. Ben Ayvalık'tan aldım mesela. O zaman o şeyi biraz asit oranını keşke gelen, azaltıyorlar. Gelende getirseydin keşke. Keşke, vallahi aklıma gelmedi. Yani ben... Bundan sonra yemek programında insan... demek ki... Zeytinyağımız da olup gelecek. Yemek programlarına giderken hiç olmazsa eliniz biraz doğru gelseniz. Gelmedik karşı... mi? Pastamızla geldik. Pasta dediğin ne ya? Pasta nerede de satılıyor? Sen bundan güzel... sonra ben böyle koli koli zeytinyağı getiririm. Ya çünkü sağlıklı besleniyorum. Ben mesela ayçiçeğiyle pişmiş yağlara dikkat ediyorum mesela. Ciddi misin? Tabii. İşte onları... Her yemekte zeytinyağı. Onları bize de alıştırın. Domateslerin kabuklarını niye soydu acaba? Asıl vitamin kabuklarında değil midir? Yani midenin bunları kabuk olarak baktığın zaman gerek ufa biberi dediğimiz isodun, gerek domatesin, bir takım buna benzer şeylerin, sebzelerin mide bakımından eritilmesi güç oluyormuş. Öyle mi? Bak ben de sizden bir şey öğrendim. Urfalıların sesleri sizce acıdan dolayı mı çok güzel? Ses geliyor çıtır çıtır. Şimdi ses tellerini etkiliyor mu yani? Etkiliyor. Etkiliyor değil mi? Yani acı bir sefer bağırma özelliği olan bir olay. Evet. Bir de bizim Urfa'daki seslerin iyi olmasının nedenlerinden biri de Urfa'nın havası kurudur. Aha. Yani nemli bir hava değil. Evet. Nemli bir hava olmayınca da seslerin saflığı mesela çok sıcaktır. Evet. Çok doğru. Sıcak olduğu zaman. Mesafeler şeyde unutma. Tabii. Sesinin doğal güzelliğini elbette korumak için kendince bazı yöntemleri de var. Ablacığım ben genelde hormonsuz şeyler almaya dikkat ederim. Biz evet. Şimdi bizim evde belki 100 çeşit ottan yapılmış yani bitkisel ürünler vardır. İşte ben mesela sizden onları öğreneceğim şimdi. Ben de mesela her sabah olmazsa da 2 günde bir meyan kökü, bizim Urfa'da da çok meşhurdur. Meyan kökü mesela. Evet. Var, almış getirmişim. Menengiç kahvesi vardır. Çok faydalı. Yani Allah ne vermişse otların her çeşitini yapıyorsun. Yerim. Mesela bu hazırlanmış meyan kökidir. Ben biraz alırım Işıl Hanım'dan bundan. Ben vermem olayı. Ben vallahi alırım. Ben veririm. Hayır verme. Yok kardeşim. Ama ben dedim ya sağlığıma düşkünüm diye. Sağlığına düş, bizim evde mi kalıyorsun kimine? Gelirim arada, gizemli arkadaş olur. Yok kardeşim, o zaman daha sana bir şey göstermeyelim. ekmeğini boğazıyla kazanınca insan dikkat etmek gerek. Boğaz sağlığıyla ilgili bir doğal ürün daha kullanıyor Mahmut Bey. Mesela bak şöyle bir şey. Bakayım nasıl bir şey. Var. Bunu aa, mesela mentol. Mentol değil bu. Ha, fıstık mentol. sakızından yapılmış. Aa. Mesela bu yani şey değil. Ay çok güzel. Bir bakabilir mi tadına? Nereden getirdiniz ya? Mesela. Hmm. Bu boğaz şeyiyle ilgili. Hı. Güzel değil. Güzel değil de. Yani ama sonra yedikten sonra. Ama o şeyle ilgili olursa, bunu böyle bir şeyle mecburiyet karşısında olursa çocuklarımıza. Tabii çok güzel o. Pek çok insan onu dinliyor. Onun şarkılarıyla mest oluyor. Peki o kimleri dinliyor acaba? Ben herkesi dinlerim ama hiç kimse de dinlemem. Mesela en son dinlediğiniz, son günlerde beğendiğiniz son günlerde en çok en çok bizim evde şeyi seviyorlar. Ebru Gündeş'i. Evet. Hangi parçasını seviyorsunuz? Ebru Gündeş'in. Vallahi her parçası birbirinden güzel. Mesela? Mesela o mavi, biraz mavi mi nedir o var ya. Biraz kızıl, biraz mavi, yalnızlığın asil rengi. Biraz kızıl, biraz mavi, ona yakın şeyler. Ondan sonra yine kızıl, yine mavi. Bundan sonra yine kızıl, yine mavi. Gün batmadan dönsen bari, keşke dedin duymadın mı? Sana adama demişler ya, uzun hava söyler misin, seni sınıf geçireceğiz Urfa'da. Ha.
Adam da hiçbir şey bilmiyormuş. Başlamış söylemeye müzik hocasına. Bu dağa çıksam öbür dağ gözüker. Öbür dağa çıksam öbürü gözüker. Öbür dağa çıksam öbürü gözüker. Öbürsüne çıksam kardeş öbürsü gözüker. Bütün dağları geziyor tabii. Yemeğe dönelim biz yeniden. Neler katıyoruz başka meyhane pilavının üzerine? Bu tarçın. Tarçın. Şimdi bu Urfa'mızın isodu gene. Vay vay vay. İsot da ne güzel. Biraz da tuz koymak gerek. Salt tuzlu değil mi? Evet. Bayağı ama deniz tuzu kullansanız. Denizin ben tuzunu deniz kullanıyorum. Çok iyi o. Evet. Çok güzel. Bu sefer senin dediğini yapacağız. Yani deniz tuzunu hanımlara da hepimiz tavsiye edelim çünkü faydalı. Tavuk yanmasın tencerede. Vay 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 vay. Bak hiç içinde yok yok bir şey yok kendi kendine. Vallahi ünlüler sofrasında ne sofralar var görüyoruz işte. Ne burada mı? Çok güzel vallahi. Tabii canım. Sıra geldi meyhane pilavının bulgurunu koymaya. Vay 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 vay. Vay 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 vallahi vay vay. Şimdi bunu. Şimdi bir yemek tabağı kadar koyduk. Ha, bunlar hep göz kararlı. Hep göz kararlı. Biraz daha yiyecek misiniz? Bakacağım. Bunu ancak ben doyarım çünkü. Yok canım olur mu? Bu çok bereketlidir ya. Demek sen hakikaten açmışsın ya. Açım tabii. Bir haftadır sıvı besleniyorum. Ciddi mi? Tabii detoks. Vay be tam açlığın da bize denk geldi ha. Kardeşim yani bugün, başka bir hani gün gelseydiniz. Hani çıkmış gibiyim tam iftara gelmişim. Başka bir gün gelseydiniz abi. Hep yemek hep yemek. Daha pişmiyor. Bari müzik ruhun gıdası müzikle karnımızı doyursak. Şu kuşu öttürsek. Öttürelim mi? Ha bir şarkı söyleseniz bir ötse. Jandarmanın alayları koştur 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 benim yarim jandarmada çavuştur 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 Kadir Mevlam benden yara kavuştur 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 Kız ben sana demedim mi? Karşı gidalar cenderme, 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 cenderme. Yarim ufak sen askere gönderme. Kuş niye ötmüşsen ya? Kuş ötsene. Senden kıcık aldı. Senden kıcık aldı ben biliyorum. Şöhretine şöhret katan şarkılardan biriydi Jandarma. Çıplak sesiyle bir kez daha zamanda yolculuk yaptık Mahmut Bey'le ama pilava su katmayı unuttu bu arada. Ablacığım az bir şey su daha getireceğiz. Tamam ben getireyim. Bunu da sen getir. Arkadaşlar çok hoşmuş. Yani ben bunu niye getirdiniz ki? Ha? Kendi evinde yemek yapamıyor mu? Geleyim mi? Çok iyi bir insana benziyor. Şimdi yani daha görür görmez ben söylemiştim. Sizden bahsediyordum. Ne diyordunuz? Çok iyi bir insana benziyor dedim. Yemek bak sağ olsun. Falan bir şeylerden mi? Yok yok hiç yemekle ilgili. Osur. Bir şey dedin mi kardeşim? Sırada salata var. Ama salatayı kesmeye üşendi Mahmut Bey. Sana bir tane salata şeyi çıkarayım. Tabuna olur mu? Çıkarım. Buna sıvar mı? Sıvar. Tamam. Azıcık biraz çalış ya. Değil mi? Gelmişken. Ya, rahmetlik babam derdi ki eskiden oğlum yediğiniz şeyi hak edin. Şimdi siz de yediğiniz şeyi hak edin ki şu olmasa diyelim ki vallahi sağ olsun geldi o da güzel bir salata yaptı. Türkü değil de Mahmut Bey'in kendi tarzının dışında da şarkılar söylediğini biliyoruz. Mesela pop. Dağdan kestim keleste de kuş besledim kafeste. Dediler yarın hasta yetiştim son nefeste. Haydiye, haydiye, hıldır hıldır yürüye. Bunun üzerine bir Fırat türküsü gider değil mi Mahmut Bey? Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy ölem ölem dert o ölem akar serindir oy 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 söyletmeyin beni yalan yalan derimdir ölem ölem yaram derimdir nasıl gülüm şu salatayı ben yaptım yemekler de bitiyor artık bitmiş gibi o zaman biraz yesek ben çok acıktım son artık. Bir 5 dakika demlenmesini bekleyeceğiz kıstık mı altını kapadık mı altını kapatmadık hayır ha,
kısık şeyler işte. Dinlendiriyoruz. Evet. Nemlendiriyoruz, demlendiriyoruz. Nemlendiriyoruz, demlendiriyoruz. Evet, ondan sonra işte kısmet olursa... Şimdi yiyeceğiz. Mideye dolu yorabilmesi için ağız baskısını çalıştırmaya başlayacağız. Evet. Hadi o zaman soframıza geçelim. Bizden bir yere ayrılmayın. Hiçbir yere bak. Mahmut Tuncel'le günden bugünlere, bugünlerden yarınlara müzik üzerine harika bir sohbet. TRT'nin bana ilk kucak açtığı, ilk yer verdiği tarih Şubat 1980'di. Canlı canlı, çıplak sesiyle yeni şarkıları ve o şarkıların öyküleri. Göreceksen öldüğümü. Müzik dünyası ona göre nereye gidiyor? Bu birinci kıtadaki A harfini gelip son kıtadaki A harfini bilgisayara yerleştiriyor. Türkücülerle popçular arasındaki farklar neler? Önüne gelen sanatçıyım diyorsun. Diyorsun ya herkes sanatçı oldu. Evet. Aslında herkes sanatçı değil. Değil. Sanatçık. 7 saate kusursuz bir albüm nasıl yapılır? Bu mucizeye nasıl imza attı? Görüyorsun değil mi? Neden eski türkülere özlem duyuyor? Kendi bestesi türkülerle eski türküleri kıyaslarken nasıl itiraflar yapıyor? Bizimki bunlar gibi değil. Bizimki daha çok sipariş. Ve Mahmut Tuncel soruyor. Hayvanları sevenler dernekleri var da neden sanatçı sevenler dernekleri yok? Sanatçılar neden sokaklarda ölüyor? Rahmetlik Yadigar Ejder gibi parkta ölmesin. Sami Hazin Ses gibi sokakta ölmesin. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra. Evet, sofralar kuruldu. Sevgili Ali Gencebay bizimle yanımıza geldi. Evet, yemekler evet. Demlenene evet. Kadar. Şöyle bir meşk edelim o zaman. Aslında yeni parça okunmaz peki ama. Şubat'ta çıkmıyor mu albüm? Şubat'ın 22'sinde çıkacak inşallah kısmet olsun. Tarih günü koydunuz inşallah. Tabii. Çünkü TRT'nin bana ilk kucak açtığı, ilk yer verdiği tarih Şubat 1980'di. Aa. 22 Şubat'ta. Biz de aynı güne denk getirmeye çalışıyoruz ki inşallah aynı uğura güne. Uğura inanıyorsunuz. Yani uğur değil de böyle bir şeye denk geldi. Çıkış zamanı kışa denk gelince benim de oradan aklıma takılmıştı. Şeyler çift rakam 80'li 10'lu. Aa doğru. Çift rakam olunca dedik hadi böyle bir şey olsun. Ki ondan güvendiğimiz bir parça. Hadi ya böyle ufak bir şey edelim. Şöyle bir geçelim bari. Yılın parçası olacak inşallah. Hadi bakalım. Bilemedin sevdiğimi çözemedik. Kördüğümü göreceksen öldüğümü. Gelsene yar, yar gelsene. Göreceksen öldüğümü. Gelsene yar, yar gelsene. Duman çöktü dağlarıma gelsene. Dolu yağdı bağlarıma gelsene. Ağ düştü siyah saçma gelsene. Yar gelsene. Duman çöktü dağlarıma gelsene. Dolu yağdı bağlarıma gelsene. Ağ düştü siyah saçma gelsene. Yar gelsene. Bizim Neslihan bu harika şarkıyla mest oldu. Biraz daha mırıldanmasını istiyor ama Mahmut Tuncel uyanık adam. İşte ben bir daha parça istiyorum yalnız şarkı. Bunu mu? Niye okuyamıyor musunuz? Şimdi bir şey söyleyelim. Siz Neslihan ablacığım, siz yeni evimize geliyorsunuz. Evet. Benim de hiçbir fikir alışverişinde bulundunuz mu kimseyle bilmiyorum ama. Yok. Ben genelde profesyonel çalıştığım için ben para alırım bu tür şeyler için. Para almadan söylemiyor musunuz? Yani profesyonelliğin bize vermiş olduğu şey o. Ama doğru, ben bir programda iş üstünde bir program yapıyorum. Orada gidiyorum işlere. O da ne kadar istiyorsunuz yani? Vallahi ben tek olsam 20 isterim de sazla beraber bir 50'lik varsa. Ben bir 20 vereyim. 20 kurtarmaz. Yani 20 gene alırım siz senin için ama söylemedin alırım. 10 daha vereyim. Kurtarmaz ya. Bir söyleyin de ondan sonra vereyim ya. Numan! Nakarat olur sadece. Numan! Bak ses kötü çıkıyor. Numan!
Duman! Abi ses kötü çıkıyor bak. Detone oldu ses. ₺50. Vallahi güzel, ben program çekiyorum, bir de üstüne para veriyorum. Bu yemek masrafı yaptık. Bunu nereden alacağım? Ben o kadar buraya gelme yapmazsa bu sofra kurudu. Duman çöktü dağlarıma gelsenem. Dolu yağdı bağlarıma gelsenem. Ah düştü siyah saçma gelsenem. Yar gelsene. Güzel mi hakikaten? Çok güzel, hemen mırıldanıyor insan. Demek ki bu parça hit parça olacak. Ciddi misin? Ciddiyim. Parasını geri mi verirse hacı? Yok. Ama şöyle bir şey yapalım. Verilen para geri. Vermeyelim de. Bir daha Mahmut abiden yan yana gelirken cebinden para taşımaz. Değil mi? Öyle mi? Sen de kasa kaybeder misin sen? Yok, kaybetmem. Ben her programda %50 atacağım ama artık. Yemekler pişti mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi alalım yemekleri. Bizden bir yere ayrılmayın. Müzik dünyası ona göre nereye gidiyor? Bu birinci kıtadaki A harfini gelip son kıtadaki A harfini bilgisayara yerleştiriyor. Türkücülerle popçular arasındaki farklar neler? Önüne gelen sanatçıyım diyorsun. Diyorsun ya herkes sanatçı oldu. Evet. Aslında herkes sanatçı değil. Değil sanatçık. 7 saate kusursuz bir albüm nasıl yapılır? Bu mucizeye nasıl imza attı? Görüyorsun değil mi? Neden eski türkülere özlem duyuyor? Kendi bestesi türkülerle eski türküleri kıyaslarken nasıl itiraflar yapıyor? Bizimki bunlar gibi değil, bizimki daha çok sipariş. Ve Mahmut Tuncer soruyor. Hayvanları sevenler dernekleri var da neden sanatçı sevenler dernekleri yok? Sanatçılar neden sokaklarda ölüyor? Rahmetlik Yadigar Ejder gibi parkta ölmesin. Sami Hazin Ses gibi sokakta ölmesin. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra. Ellerinize sağlık. Oo. Şimdi bu tavuk, özel tavuk. Soslu tavuk. Ali abi bunu Işıl Hanım öğretti bize. Güzel mi hakikaten? Güzel yapmışım vallahi. Formunuz hakikaten. Çok güzel vallahi. Bu kendi yağıyla pişti. Yağı yok abi, şişesiz. Kendi suyuyla yani, kendi yağıyla. Kendi işte attığımız şey. Zencefil çok güzel oluyor abi. Zencefil, biberiye. Ya. Hatırlatalım izleyicilerimize. Biberiye, tarhun. Zencefil, taze Urfa biberi, taze kekik. Biberi en sonunda söyleyeceksin ki şarkıya uyduralım. Nasıl bir şarkı? Mesela söyle şimdi içindekileri. Tarhun, kekik, zencefil. Evet. Urfa biberi. Evet. Biberi. Gelme diye beniye, altın dişli hayriye. Kıldır kıldır yeriye, ne güzel olmuş biberiye, gelme diye beniye. Acısı da çok güzel, isotun acısı böyle şey değil mi, boğazda oluyor. Urfa biberi olduğu zaman fırtmaktan aşağısını yakmaz. Bırakmıyor işte, çok güzel. Şimdi meyhane pilavını yiyoruz. Ablacığım el yapıyorum ben. Çok güzel yapıyorsunuz. Az önce de söylediğimiz gibi kendi tarzının dışına çıkıp sık sık başarılı çalışmalar yapan Mahmut Tuncer sözünü ettiği rap tarzındaki türküsünü anlatıyor şimdi de. Seyfo! Ondan sonra müzikli. Rımdan darira rinda darira. Bu arkada kazancı pazarı tak tuk tak tuk tak tuk sesler. Mahmut abi giriyor. Yeniçeri ordusu gibi anlatıyorsun. Seyfi amca diye biri. Ne pası kor ne de kiri. Ona gıcık olan olursa ne ölü kor ne de diri. Başlıyor millet. Sel Seyfi, Seyfi, Sel Seyfi, Seyfi, Sel Seyfi, Seyfi, Seyfo. Efendim yemeklerinizi yiyin. Tamam yiyoruz. Seyfo'dan haber geldi. Yemekleri yiyin diye. Allah. İşte bu tür şeylerimiz var. Çok güzel ama. Peki müzik sektörünün içinde bulunduğu durum? Bizi etkilemiyor. Yani böyle biliyorsunuz korsanın çıktı, internetten indiriyorlar. Daha iyi, herkes bedava faydalanıyor. Peki siz satışlardan kazanmıyor musunuz? Siz konserlerden mi kazanıyorsunuz? Yukludan satış, sanatçılara halk artık bundan sonra taş indi demek istiyor herhalde ki.
her şeyi bedavaya getiriyorlar. İnsanların emeklerini karşılıksız alıyorlar, kullanıyorlar. Sağ olsunlar, halkımızın sayesinde de müzik sektörü diye bir sektör kalmadı. Evet. 9 şiddetindeki bir depremle yerle bir olmak üzere. Yani çok zor işimiz. Yani adam yapıyor, çıkarıyor. Bir düğmeyle adamın emeğini boşa çıkarıyorsun. Evet, ben bir yerlerden öğrendim. Böyle bir double makine alıyorlarmış, tak 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 basıyorlarmış. Ondan sonra da sürüm sürüm filmler olsun, CD'ler olsun çoğalarak da atıyorlar. Yani bunun önüne nasıl geçilecek? Bunların önüne hiç geçilmez çünkü teknoloji dediğimiz canavar maalesef insanları birer birer artık yutmaya, yok etmeye yüz tutmuş. Biliyorsunuz eskiden adam yanında işçi çalıştırırdı. Dosyayı getirip götüren, dosyayı biriktiren, muhasebeci 5-6 tane bilmem ne. Şimdi bunların hiçbirine gerek yok. Adam bilgisayara her şeyini yüklüyor. Bir noktaya başlıyor, tık. 10 kişinin yapabileceği şeyi bir parmak ucundan hallediyor. Şimdi adama Amerika'da ufak bir çocuğa sormuşlar, herkese sormuşlar da üçüncü gözünüz nerede olsun diye. En akıllı cevabı o küçük çocuk vermiş. Sen mesela üçüncü, duydun mu öyle bir şey? Duymadım. Mesela iki gözümüz var ya, evet. Üçüncü gözün olmak isteseydin nerede olmasını isterdin diye çocuğa sormuşlar. Ben şimdi sana soruyorum. Üçüncü gözün olmasını... Genelde ben burada olmasını isterim. Ama zaten burada iki göz var. Ama bir tesadüf şurada, üçüncü göz açılırsa eğer her şeyi bilirsin, her şeyi görürsün. Çocuk ne demiş biliyor musun? Parmağımın ucunda olmasını isterdim demiş. Her tarafı görecek. Doğru. Ya da arkada belki. Yani arının deliğine bile soksa arının içeride ne yaptığını görecek. Doğru, çok güzel. Akıllı. Şimdi teknoloji üçüncü göz olarak parmak ucunda. Doğru. Adam basıyor tık. Bütün ülke, bütün dünya ayağının altında. Müzik de onun içine girmiş. İnsanlar onun içine girmiş. İnsan gücüyle artık bir şey yapılmamaya başladı. Yani teknoloji çok güzel bir şey ama teknoloji maalesef insan için zararlı olduğu kadar faydalı, faydalı olduğu kadar da inanıyorum ki çok zararlı. Bu sohbeti biraz da canlı müzikle süslemek gerek. Ali Gencebay'ın bir eseri olan ve Mahmut Tuncel'in klasikleri arasında yer alan Yabancı'yı dinliyoruz şimdi de. Kalbimde bin bir acı, sen bin başım tacı. Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı, etin yanına kalmaz. Seven insan unutmaz, güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz. Etin yanına kalmaz, seven insan unutmaz, güvenme güzelliğine, bu dünya kimseye kalmaz. Siz canlı canlı çok güzel parçaları okuyorsunuz, sesinize sağlık. Ama biliyorsunuz yeni çıkan arkadaşlarımız bir canlı programa gittikleri zaman hemen playback okuyorlar. İşte sesim biraz rahatsız diyorlar. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Canlı okumak çok zordur, canlı performans. Baktığın zaman Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçıları genelde canlı söylemekten kaçmaz. Yani sanatçılardan... Türk ve Türk halk müziğin haricinde aslında popçulardan bahsetmiş olduk. Popçulardan. Biraz. Şimdi tabii bizler gibi okuyanlara karşı sözüm yok da konuşacaklarım bizler gibi söylemeyenler için. Evet. Şimdi onlar genelde makine başı çalıştıkları için, hı-hı, yani stüdyoda her şeyi hallediyorlar. Hı-hı. Ben ilk uyandığım sabah ile planı 7 saatte bitirdim. 12 parça vardı, evet. 3 tane de yedek okuduk. 15 parça canlı 7 saatte bitti. Her şeye vurursan dakikaya, 4'er dakika olsa yaklaşık 1 saat hepsi bitmiş oldu. 1 saatte okumuş bitirmişiz. Yani o arada duruyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan, tekrar okuduğumuz da olmuştur. Şimdi canlı söylediğin zaman performans olarak daha iyi oluyor. Daha yeni çıkan sistemlerde adam şimdi A harfini bile ta 3 satır veyahut 20 satır diyelim ki birinci kıtada A harfini kullanmış. Bu birinci kıtadaki A harfini geliyor son kıtadaki A harfine bilgisayara yerleştiriyor. Buradaki A buradakine geliyor A oluyor. Detone yapıyor. Tabii detone olmuşsa A olmuşsa oradaki A'yı çıkarıyor.
baştaki hangi? Çünkü parçayı tamamlıyor. Yerleştiriyor, evet. Şimdiki sistemlerde yani sanatçının her şeyi kolayına koşturulmuş. Şimdi sanatçının sesi de yoksa, parası varsa bazı şeyler parayla gidiyor. Parası yoksa zaten ya, yeni albüm. Birçok tanıdığım insan var, albüm yapayım da diyor, ekstralara gideyim hani öyle çıstak çıstak para kazanayım. Ama onu zaten şimdi plakçılar sesi iyi olmayan bir sanatçı dinler. Zamanımızda artık iyi bir plakçı kaldı mı dersen. Anladım. Yani varsa da sayılacak kadar az. Diğerleri ise sanatçı ne gel sesinin kötü olduğunu hissederse diyor ki kardeş vallahi biliyorsun işte piyasa bozuk. İstersen gel kendi kasetini kendin yap, kendi CD'ni bilmem neyse yap. Biz burada sana dağıtıcılık yapalım, sen bize buradan pay ver. Aynen öyle. Şimdiki onlar sesi öyle iyi olmayan kardeşlerimiz bu yolu tercih ediyorlar. Kendi ceplerinden veriyorlar. Verince de işte ses de iyi değilse adama diyor A harfini oradan al oraya getir diyor. Yani İstanbul'daki adamı parmaktan Urfa'ya getiriyor. Urfa'dakini. Şimdi firmaya diyor, firmada ne diyor? Benim kasetim satar diyor. Tamam satarsa diyor sen yap, ben de çıkarayım. Bakalım satıyor. Beraber paylaşırız. O sistem öyle yürüyor. Peki bir de önüne gelen sanatçı oldu. Her şekilde. Önüne geleni böyle sanatçı yaptı. Böyle yaptılar. Peki niye? Para için aslında sektörde bozuldu. Onun haricinde de müzik kirliliği başladı. Eskiden ne bileyim, Klasik Türk Müziği Devlet Korosu her pazar 11'de AKM'de konser verirdi. Benim teyzem kız oradaydı. Hala sanatçı. Ben de her giderdim. Ne bileyim işte Türk Halk Müziği konserleri olurdu icra ettim. Yine evet, onlara giderdik. Ama sonuçta da bu müziklerle, bu yani dijital ortamda sistemi bozdu. Bizim kulağımız da bozdu. Kesinlikle. Yani arabesk müzik vardı, minibüs müziği diye geçerdi ama onun yine bir altyapısı var. Yani Orhan Gencebay altyapılarını çalardı, ne bileyim notalarını yazardı. Onun haricinde de arabesk, türkü, Türk sanat müziği, hop Sezen Aksu, her şey bozuldu gitti. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? İşte zaman her şeyi bozuyor, nasıl ki o... Yani arabesk nedir, türkü nedir, klasik Türk müziği nedir, nostalji nedir? Yani bunları biraz ayırırsak biraz da gençler bilgilenmiş olurlar. Yani şimdi Türk Halk Müziği adı da üzerinden olduğu gibi Türk Halkı'nın kendi müziği. Dertlendiği zaman yazmışlar, sevindirildiği zaman yazılmış, oğlu askere gittiği zaman yazılmış, oğlu veyahut sevgilisi gurbete gittiği zaman yazılmış veyahut çok kıymetli bir yerde çok sevilen bir adam öldürülmüş, üstüne türkü yakılmış. Kendi veyahut adamın işi rast gitmemiş, ona yazılmış mesela. Ağzı yazmış. Tabii. İki mesela genç birbirini sevmiş, başlamışlar konuşmaya. Lan tam evlenecekleri sırada araya başkaları girmiş. Bu sefer kadının biri mesela Urfa'da yazmış. Bu dağı inci tutar. Aynen. Dert dolanır, genci tutar. Bir can bir canı sevse alemi sancı tutar. Çok güzel. Yani bu uzaktan bakan bir annemizin, bir ninemizin hele Urfa'da derler, hele bize bir inne tut. Değil mi? İnne mesela veyahut adam Sivas'ta kardeşi askermiş, Kel Hamza'nın gitmiş. Sivas'ta soruyor, kışlada büyük, Şarkışla. Diyorlar vallahi kardeşim ancak kardeşini çağırırız ama ancak yarın şey dersin. Daha gidecek, 12-13 kilometre ileriye haber verecekler, geleceğim. O zaman bile bilgisayar sistemi hiçbir şey yok. O demiş, ama siz beni burada bırakın, ben bir uzun hava okuyayım, kardeşim sesimi duyar gelir. Gelmiş mi? Tabii, kışlar aldı, doldu bugün, doldu boşardı bugün. Gel kardeş görüşelim, ayrılık oldu bugün. Koyrat'ı söylüyor, uzun havayı söylüyor. ABS mendir artık kardeşi midir? Ta 12-13 kilometre uzaktan kardeşinin sesini duyuyor. Görüşe geldiğini bildiği için koşa koşa kardeşine yetişip geliyor. Şimdi bizler de beste yapıyoruz Türk Halk Müziği motifinde ama bizimki bunlar gibi değil. Bizimki daha çok sipariş gibi. Yani ben güncel ne tutabilir diye hissediyorum. Ya bunu okusam tutar. Veyahut bakıyorum tutmuş bir parça var. Ona yakın sözlü mözlü veyahut onunla ilgili ufak değişiklikle ayarlıyoruz, yazıyoruz ve de tutuyoruz. Peki arabesk nedir tamamlanıyor? Arabesk arada kalmış bir besktir. Arada kalmış. Arabesk, yani Arap müziği değildir. Halkın, o da halkın kendine has olan bir duygusu. Evet.
arabeskin Arap'la hiçbir alakası yok. Alakası yoktur. Bu, ama sazlar aynı olabilir. Beste konumunda olduğu için, beste formatında bunlar bestelenir. İnsanlara, biraz da orkestrasyonu mu fazla? Orkestrasyonu fazla, keman dediğimiz mesela batı keman tarzlarını kullanırlar. Türk halk müziğinde bunlar olmadığı için. Genelde sanat müziğinde de bunlar olmadığı için ayrı bir yol denenmiştir burada. Ama mesela Sezen Aksu'nun yaptığı müzikte de görebiliyorsunuz. Hepsi de var. Bir ara masadan kalkıyor Mahmut Tuncer ve zamanda yolculuğa çıkartıyor bizleri. 17 yaşındayken göstersen bak. Şöyle gösterelim. Uyandım sabahleyin. Görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Görüyorum değil mi? Evet. Bu mesela... Burada kaç yaşındasınız? Burada 17 yaşında, burada 18 yaşında. Hangi yılı yani? Burada 20 yaşında. Her sene bir... Bunlar hep arka arkaya yaptım. Ağlayan gülmedim. Bu arkasına yaptım. Maşallah. Yavaş yavaş irileşiyoruz bak. Evet evet. Saçlar bir değişiyor, kaşlar bir değişiyor. Evet. Nasıl yakışıyor? Bunlar mesela diğerlerinde 7-8 tane vardı kaybolmuşlar. Sen ağlamasın. Dişimle tırnağımla kazıya kazıya buraya geldim ben. Ve benim gibi niceleri derken hayalindeki bir sosyal çalışmayı anlatıyor. Şimdi hakikaten baktığın zaman ülkemizde sanatçıyı çok seviyorlar gibi gözüküyor ama hiçbir sanatçının, işte girdin Ali abi biraz önce söyledi, 70-21 yetele almış. Şimdi hiçbir sanatçının bir kere geleceği yok. Yok. Yani sinema Türkiye'de hiç... herkes star olabiliyor ama para kazanan baktığın zaman az insan var. Ben biliyorum, şimdi adını da vermek istemem. Benle beraber müzik hayatına başlayıp da falan piyasada adı olup evi olmayan insanlar var. Halen kirada oturuyorlar ki ben kaç kere benden gelip şeyden borç para aldılar. Sanatçılar severler, derneği olsun bilmem ne olsun. Sahip çıksın aradan girdiği zaman evet. Rahmetlik Yadigar Ejder gibi parkta ölmesin. Sami Hazin Ses gibi sokakta ölmesin. Yani diğer aklıma gelenler var da bunların söylemek istiyorum. Yani sahip çıkalım. Sahip çıktığımız zaman hiç olmazsa sanatçımız da sanatçı olduğunun farkına varır. Belki üretimi daha da artar. Şimdi şey açtılar. Bir takım sinema şeyleri açtılar, emekli olsunlar diye. Sanatçıların %50'si faydalanamadı. Ayakkabı boyacısı gitti, ben sanatçıyım dedi. Sanatçıdan resim çektirmiş. Benimle resim çektirmiş, beni gösterdi, gitti emekli oldu. Benim haberim olmadı, ben emekli olamadım. Ali Gencebay ne emeği var, ne şey var. Çok o zaman garsonlar işte o... Yani bu hakkı şeyde, verdiler. Aşçılar eline sazı alan, tabii hele çal dese çalamayacak. Peki onu niye kontrol eden, yani eski radyo Nida Tüfekçi gibi yani bu geçti raporu veren kimse yok mu yani? Yok, yok. Benimle askerdeyken resim çektirmiş, yan yana durmuş, sazı eline almış mesela. Ben demiyorum da. Sanatçıyım diyor. Ben Mahmut Tuncer'e saz çaldım diyor falan filan. Yani işin toparlayacak olursa, yani sanatçılarımıza değer verilecek şeyler çıkarsa, piyasada ülke adına ben bir sanatçı olarak çok sevinirim. Derim ki vallahi Atatürk'ün dediği gibi sanatçılarımıza bu devirde değer veriliyor. Herkes, benim şu anda ona ihtiyacım yok Allah'a şükür. İnşallah hiç kimsenin de ihtiyacı olmaz ama ben ihtiyaçları olanlar açısından söylüyorum tabii. Ünlüler sofrasında Mahmut Tuncer bizi ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz ailenizle. Ne demek, İşinizle çok, mutluluklar, çok, başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Ve bizlere zaman ayırdınız. Aşk karnınızı doyurduk. Bizler için şey yaptınız da aşk karnını doyurduk değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, programımızı bir türküyle kapatalım o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile. Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile. Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile. Deryada, feryada, gam çekmişim dünyada. Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile. Deryada, feryada, gam çekmişim dünyada.